arkadaşlarımız serbest bırakılsın demeye devam ediyoruz. Kayyumlar istifa etsin demeye devam ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. Türkiye'de talebeler baş kotardı. Ular Prezident Recep Tayyip Erdoğan siyosatiga qarshi chiqmoqdalar. Norozilik İstanbul'dagi universitetlardan birida boshlangan. Keyinroq bu kayfiyat boshqa oliygohlarga ham tarqalgan. Bu İstanbul'dagi Boğaziçi Universiteti. U Turkiyaning eng nufuzli oliygohlaridan biri hisoblanadi. LGBT bayrog'i oliygohdagi liberal kayfiyatga mos kelishi mumkin. Biroq Erdoğan bunday kayfiyatni yoqlamaydi. İnşallah geçtiğimizi LGBT geçtiği değil. Tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. 2016 yildan beri Erdoğan oliygohdagi ilmiy ijtimoiy hayotni nazorat etuvchi rektorlarni lavozimiga o'zi tayinlay boshlagan. Biroq Bo'g'azichi talabalari rektorni o'zlari tomonidan saylash udumini qaytarmoqchilar. Ular ijtimoiy va ilmiy erkinlik xavf ostida ekanini ta'kidlamoqdalar. Namoyishchilar tayinlangan mansabdorlar iste'fosini talab etmoqda. Bir qancha norozi talabalar hibs etilgan. Rektorluk seçimlerinin geri getirilmesi ama bu sefer tüm üniversite bileşenlerinin iradesiyle bir rektörün belirlenmesi. İlk ve öncelikli talebimiz bu olmakla beraber tüm üniversitelerdeki kayyumların, hatta tüm kayyumların gasp ettikleri koltuklardan kalkmalarını istiyoruz. Bütün üniversitelere kayyum atanıyor, bütün üniversiteler YÖK tarafından kontrol ediliyor. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Bizim üniversitemize de kayyum atandı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olarak ben de gözaltına alınan öğrencilerden bir tanesiyim. Yani akademik demokratik üniversite hakkında, akademik demokratik üniversite talebini dillendirmek bugün ülkemizde bir suç unsuru. Erdoğan üniversitelerdeki ta'lim sıfatını oshirayotganini aytadi. Şu vaqtga kadar tomonlar orasida murosa uchquni ko'zga tashlanmayotir.